Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yaz sıcakları bastırıyor arkadaşlar. Eminim hepiniz dondurmayı seviyorsunuzdur. Ben de çok seviyorum dondurmayı. Özellikle sağlıklı olursa daha çok seviyorum. Ben normalde çok evde dondurma yapan bir tip değildim ama bu süreçte böyle biraz daha hani dondurmayı da acaba kendim yapsam nasıl olur diye düşündüm. Çünkü çok seviyorum. Evde bazen olmayabiliyor. Hemen böyle aklınıza geldiği zaman hem süt, işte kendi sütünüz hani sağlıklı, işte atıyorum hani kendi meyvelerinizi beğendiğiniz meyvelerden yapabilirsiniz. Ben bugün limonlu dondurma yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım limonlu dondurmayı beğenecek misiniz? O zaman şimdi hemen tarife geçiyoruz. Bu yaz bol bol hem limonata içeceğiz hem dondurma yiyeceğiz. Hiç sorun yok arkadaşlar. Çocuklarla beraber bol bol dondurma yiyelim. Bence çok güzel fikir. Arkadaşlar o zaman dondurmanın malzemelerine geçelim bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle süt. Tabii ki dondurmanın olmazsa olmaz malzemesi. Ben yalnız organik süt kullanıyorum. Dışarıdan çiğ süt şeklinde tedarik ediyorum. Ondan sonra onları süt konservesi dediğim şu konserve şeklindeki kavanozlara koyuyorum ve ağzını sıkı sıkı kapatıyorum. Birkaç taşım kaynatarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunun tarifini de zaten önceki videolarda vermiştim. Onlara bakarsınız. 5 su bardağı, yani 1 litre süt olacak arkadaşlar. Tam yağlı süt. İnek sütü benimki. İsterseniz keçi sütü de kullanabilirsiniz. Zevkinize bağlı olarak. Ben inek sütüyle yapacağım. 1 su bardağı şeker. 1 tatlı kaşığı salep arkadaşlar. Bu salep orijinal salep. Yani katkı maddesiz. Ve özelliği kilosunun oldukça pahalı olması. Kilosu 700 TL arkadaşlar. Ve ben 114 gram aldım. Ve 80 lira tuttu. Yani şok. Gerçekten salep çok pahalı bir şey. Bir miktar salep. Ama arkadaşlar ben bu salebi herhalde bütün yaz boyunca kullanırım. Değişik dondurmalar yaparım çocuklarıma. Sağlıklı bir şekilde yeriz içeriz. Yani bütün yaz kullanacağız diye düşünebilirsiniz. Onun için 100 gram alın. Kullandığımız miktar zaten bir tatlı kaşığı olacak 1 litre sütte. Bu da sütün kıvamını yoğunlaşmasını sağlayan aslında bu orijinal salep, katı salep oluyor arkadaşlar. Ben bir miktar şöyle zerdeçal, toz zerdeçallar var biliyorsunuz arkadaşlar. Bunda böyle bir organik toz zerdeçal almıştım. Güzel Bahar. Siz herhangi bir marka alabilirsiniz. Marka çok önemli değil. Toz zerdeçal arkadaşlar kullanıyorum. Ve limonlu miktar, dondurma olduğu için. Miktar ne kadar zerdeçal? Zerdeçalın miktarını vereyim arkadaşlar. Yarım çay kaşığı zerdeçal, toz zerdeçal. O da tat vermesi açısından. Bir adet limon. Şöyle. Ben vanilya da kullanacağım arkadaşlar. Vanilya kokusunu çok seviyorum. Dondurmada da güzel olacaktır diye. Şimdi başlayayım isterseniz. Şimdi şöyle 1 litre sütümüzü ilk önce koyalım. Bakın rengini görüyorsunuz, sapsarı arkadaşlar. Evet ve 5 bardak sütüm koydum. 1 bardak şekeri ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Şimdi salebi koyalım arkadaşlar. Salep dediğim gibi 1 tatlı kaşığı salep var burada. Onu da koyuyorum. Ve arkadaşlar şimdi zerdeçalımı da koyuyorum. Zerdeçal dibine yapışmış. Hemen ona bir kaşık vasıtasıyla oradan alacağım. Gel bakalım sen inatçı keçi. Su
zor kullanmak zorunda bıraktım beni zerdeçal. Evet arkadaşlar, zerdeçalımızı da koyduk ve karıştırmaya devam ediyoruz. Vanilyamızı koyuyorum. Arkadaşlar topaklamasını yapmamız için karıştırıyoruz. Bol bol karıştıralım. Sonra kısık ateşi alalım. Kısık ateşte güzel bunu dondurması yapmaya devam edelim. Ve yaparken karıştırmayı hiç ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü şey olabilir, problem olabilir. Topaklanma yapabilir istemediğimiz şekilde. Onun için sürekli böyle kaynayana kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Ben böyle bir çırpıcı kullanarak, çırpıcı vasıtasıyla karıştırıyorum. Limonatadan çok güzel tepkiler alıyoruz Sibel Hanım. İnşallah dondurma da o şekilde gider. İnşallah. Dondurma. Ben yakın çevremden limonata hakkında çok güzel olumlu şeyler alıyorum. Çok sevindim. Çok güzel yorumlar geldi gerçekten limonataya. İnsanlar yazın serinlemek istiyor çünkü. Dondurma da aynı. Çok. Ben şahsen evimde limonatayı hiç eksik etmiyorum bugün. Süper ya, çok sevindim. Dondurma da öyle olacak inşallah. Herkes severek yiyecek. Biz bayılıyoruz çünkü arkadaşlar, çok sağlıklı. Çocuklar da çok seviyor. Onun için sizinle paylaşmak istedim zaten. Hani dışarıdan çünkü yediklerimizde katkı maddeleri falan olabiliyor biliyorsunuz. Hani ne olduğunu bilmiyoruz en azından. Hani sütü ne kullanıyorlar onu bilmiyoruz. Şimdi burada bütün malzemeler kendi bildiğiniz, güvendiğiniz yerden tedarik ediyorsunuz. Ve çocuklar için de eminim daha sağlıklı bir dondurma oluyor. Bunun belli aşamaları var arkadaşlar. Aşama aşama olacak. Her aşamayı zaten size aktarıyor olacağım. Aşama aşama anlatıyor olacağım yani sizlere. Şu an hala kaynamadı. Ben karıştırmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu karıştırmaya devam ediyorum. Tahta kaşığa geçtim çünkü kaynamaya başladı. Ve kaynamaya başladıktan sonra böyle havalandırarak şu şekilde tahta kaşıkla karıştırmaya devam etmemiz gerekiyor. Onun için ben şu an tahta kaşığa geçmiş durumdayım. Ve bir süre yine tahta kaşıkla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi rengi koyu sarı oldu. Koyu sarı mı diyeyim ya da açıklarım. Sarı renk gibi oldu. Bunda tabii ki salebin falan da etkisi var. Çok güzel bir renk oldu. Bayağı bir kaynattım gördüğünüz gibi. Şu an bu kıvama geldi. Göstereyim isterseniz biraz yakından. Şu şekilde ben bunu altını kapatıyorum. Bayağı böyle havalandırarak, şu şekilde karıştırarak
kaynamasını sağladım. Şu an altını kapatıyorum ve şuraya alacağım arkadaşlar. Burada bir miktar karıştırmaya devam edeceğim. Ve biraz limon koyacağım üstüne. Limon rendeleyeceğim. Şu an burada biraz böyle karıştırarak ılımasını sağlayacağız arkadaşlar. Şöyle biraz karıştıracağız bunu. Ve ılımasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi benim dondurma için hazırladığım karışım bayağı bir ılıdı arkadaşlar. Ilımasını bekledim. Şimdi şu aşamada artık limonumu rendeleyebilirim. Limonumun kabuğunu sadece arkadaşlar dondurma için hazırladığımız karışım içerisine rendeliyoruz. Bunun dışını yıkadım ben. Siz de limonunuzu muhakkak yıkayın. Ve dışını şu an rendeliyorum ben. Sadece kabuk rendeliyoruz arkadaşlar, limonun kabuğunu. Çok güzel limonlu bir dondurma yapıyoruz şu an. Gerçekten ben ekşili ve tatlı karışımlarını çok seviyorum. Mesela vişneli dondurma olur, limonlu dondurma olur. Yani gerçekten sevdiğim tatlar. Bizim çocuklar da çok seviyor Allah'tan. Zaten içerisinde şeker de olduğu için onlar bayıla bayıla yiyorlar. Evet, limonatadan sonra limonlu dondurmayla yazı tatlandırıyoruz. Limondan gidiyoruz bayağı, farkındaysanız. Evet arkadaşlar, şimdi ben çok güzel rendeledim şimdi limonumu. Mis gibi kokuyor ya. Oh, şu kabuk. Ya ne kadar bereketli bir meyve ya. Hani kabuğundan kurabiye yapılıyor, kabuğundan dondurma yapılıyor. Tabii ki suyunu da kullanacağız arkadaşlar, merak etmeyin, ama şu aşamada koymuyorum. Çünkü limonu şu an ben bunun içerisine sıkarsam süt çok soğuk bir kıvamda değil, biraz ılık olduğu için biliyorsunuz kesebilir limon. Onun için etkileşime giriyorlar kimyasal boyutlarla. Onun için bunu istemiyoruz. Onun için ben şu an, bu arada farkındaysanız arkadaşlar, tencereyi de değiştirdim. Daha küçük bir tencereyi aldım. Kaynattığım tencere bu değil de siz de tencerenizi değiştirin. Çünkü şimdi bunu ben buzluğa koyacağım arkadaşlar. Limonumu rendeledim ve diğer karışımları da zaten kaynarken koymuştum. Şu aşamada kapağını kapatıyorum ve buzluktaki yerini buluyorum. Kapağını kapatalım. Biraz büyükçe kapat benimki, çünkü kapağını bulamadım. Şimdi arkadaşlar buzluğa koyuyoruz. Şu an bu şekilde difrizime yerleştirdim. Ve yaklaşık 1 saat sonra arkadaşlar difrizden çıkartacağım ve diğer aşamaları size anlatıyor olacağım. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi 1 saat gibi bir süre geçti. Hemen buzluktan dondurmamızı alıyoruz ve ikinci işleme geçeceğiz. Evet, biliyorsunuz limonu, kabuğunu rendelemiştik içerisine. Limon suyunu da şimdi koyacağız arkadaşlar. Çünkü kesilir diye hemen koymayacağımı size söylemiştim. Burada yarım çay bardağı, ben şimdi süslü bir bardağı koydum size. Ama yarım çay bardağı arkadaşlar oluyor bu. Limon suyunu buranın içerisine karıştırıyoruz artık. Çünkü sütün kesilme gibi bir durumu söz konusu değil. Gördüğünüz gibi biraz kıvamını almaya başlamış, katılaşmaya başlamış. Bu orada kaldıkça katılaşacak arkadaşlar. Şöyle karıştırıyoruz biraz, bir miktar. Hani tekrar böyle bir homojen bir dağılım olsun diye.
Şimdi limon suyumuzu da ekledik. Yarım çay bardağı tekrar söylüyorum. Ve karıştırıyorum bir miktar. Bir saat kadar bekledi bu arada. Bir saat sonra aldım ve bu işlemi yaptım. Şimdi bu karıştırma işleminden sonra tekrar kapağını kapatıyorum. Bunu ara ara yapacağım arkadaşlar. Homojen bir şekilde dağılması için, hani içerisindeki malzemelerin tekrar buzluğa koyacağım. Ve her seferinde zaten size bu bilgiyi veriyor olacağım. Bir sonraki aşamada tekrar yine karıştırma işlemi yapacağız. Ara ara bu işlemi yapacağız. Ve yarın, yani bir gün bekledikten sonra dondurmamızı yiyor olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 saat daha geçti arada ve dondurmayı tekrar buzdolabından çıkartıp, buzluktan daha doğrusu, şöyle bir karıştırmamızda fayda var. Homojen karışıma elde etmek istiyoruz çünkü biliyorsunuz. Bakalım dondurmamız ne durumda? Bak yapışmamış çok şükür. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Baya baya donmaya başlamış. Ama çok güzel görünüyor. Var ya. Müthiş görünüyor. Yani. Güzelce tekrar karıştıralım biz bunu. Valla kenarları donmuş. Resmen dondurma olmuş yani. Resmen güzel bir dondurma olmuş. Limonlu dondurma. Bayılırım. Evet arkadaşlar bunu yarın afiyetle yiyor olacağız. En son halinde zaten yine gösteririm. Şimdi şöyle güzelce. Arkadaşlar güzelce karıştırdım ben bunu tekrar. Şimdi 2 saat geçmişti demiştim zaten. Şimdi tekrar buzluğa koyacağız. Tamam, şu kadar karıştırmak bence yeterli. Kapağını kapatalım. Buzluğa geri koyalım. Dondurma yapmak da o kadar kolay değil arkadaşlar. Görüyorsunuz birkaç işlemi var ama sonunda sağlıklı güzel dondurmalarımızı yerken çok mutlu olacağız. Bence buna değer diye düşünüyorum ve ben bu yaz bunu mesela vişnelisini falan da deneyeceğim. Değişik böyle şu an limonlusunu yaptık biliyorsunuz. Onları da deneyip hemen tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü dondurmaya ihtiyacımız var bu sıcaklarda arkadaşlar. Sıcaklar çok aniden bastırmaya başladı. Gerçekten yani 7'ye kadar falan da dışarıda çıkılmıyor. 7'den sonra hani bir yürüyüşe falan gideceğin zaman da hani yerler falan da böyle kızmış oluyor. Onların da hani böyle serinlemesini falan bekleyene kadar böyle bayağı bir süre geçiyor. Onun için evde bizi serinletecek şeylere ihtiyacımız var. Limonata olur, dondurma olur. Bol bol alternatiflerle geleceğim size. Beni izlemeye devam edin o zaman arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi dondurma yapımına devam ediyoruz. Şimdi ertesi gün oldu. Bir gün bekledi buzlukta bizim dondurmamız. Ben gece yalnız yatmadan bir kere daha blender yaptım. Normalde hep karıştırıyordum biliyorsunuz. 1 saat 2 saat aralıklarla. En son yine böyle 4-5 kere falan böyle çıkartıp karıştırıyorsunuz. 2 saat aralıklarla. En son da blenderdan geçiriyorsunuz. Buz tutmaması için böyle bir işlem yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi dondurmamı çıkartıyorum ama biz biraz yedik. Kusura bakmayın. Çok güzel çünkü. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Rengi falan her şey doğal arkadaşlar. Yani hiçbir gıda boyası bunda kullanılmadı. Her şey limon, bu sarıyı veren limonun kendi kabuğunu rendeledik biliyorsunuz. Tozlerde çal kullandık. Gerçekten müthiş bir şey. Ben şimdi size kaşıkla da bunu göstermek istiyorum. Ne kadar şahane bir tatlı olduğunu da kaşık da yok. Ne oldu?
Kaşık yok ama. Ne yapıyorsunuz kaşıkları? Ay var ya, çok güzel ya. Yani salep falan. Oo, bakın ne kadar güzel. Tam böyle yemelik. Of, çok güzel. Ben biraz önce çıkarmıştım. Biraz yedik arkadaşlar. Şu an bir tane de minik yiyeceğim. Ben dondurmaya bayılıyorum ya. Müthiş bir şey. Şuna bakar mısınız? Güzelliğine. Size de vereyim birazdan. Yok teşekkür ederim. Evet. Şimdi dondurmamı buraya koyuyorum arkadaşlar. Ve tekrar buzluğa geri koyuyorum. Böyle bittikçe bittikçe yiyeceğim. Çıkartıp. Ama şunun rengi şeyi. Yani ben size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hayatımda yediğim en iyi dondurmalardan bir tanesi. Ya yok böyle bir şey. Ya müthiş bir şey. Allah'ım ben bunu var ya. Sadece limonlu değil arkadaşlar. Vişnelisini falan da yapacağım. Kakaolusunu yapacağım. Çeşit çeşit yapacağım. Deneyeceğim, yiyeceğim yani bu yaz. Sütün yağlı olmasının da çok güzel bir etkisi var. Gerçekten ben böyle bir tadı çok uzun süredir hiç yememiştim. Çok gerçekten başarılı. Çok tavsiye ediyorum size. Siz de yapın yiyin. Bu yazı limonatalarla, dondurmalarla geçirelim. Öyle keyiflendirelim kendimizi. Şunun renginin tatlılığı bile yeter ya. Gerçekten. O zaman arkadaşlar şunu şöyle koyuyorum. Ben yiyeceğim zaten hemen. Size bir kapanış konuşması yapmak istiyorum. Eğer videolarımı beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basınız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de zili açıyoruz. Ben yeni video yüklediğimde sizi uyarıyorum. Yoksa her şeyi unuturuz arkadaşlar. Aklınıza gelmeyebilir. Bunları yaparsanız yeni videolarımı çok kolay takip ediyor olursunuz. Şimdiden beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.